Şimdi bir danışanımız eczanemize geldiğinde, zayıflama ürünü almak istediğinde biz onları 5 farklı kategoriye ayırıyoruz. Birinci kategorimiz yağ yakımı mı hedefleniyor? İkinci kategorimiz metabolizma mı acaba kişide hızlandırmak istiyoruz? Yani kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar diyete girerse girsin kilo veremiyor, metabolizması hızlanmıyor. Bu durum mu yoksa kişide yağ ve karbonhidrat bloker kullanıp kişiyi tok tutmak mı amaçlanıyor? Yoksa kişinin aslında iyi bir antioksidan desteğiyle detoksa mı ihtiyacı var? Ya da kişinin engel olamadığı bir iştah sorunu mu var? Konularını ele alıp kişiye uygun zayıflama ürünü, doğru zayıflama ürünü vermek çok çok önemli. Zayıflama ürünleri kullanırken minimum 3 ay kullanmak esastır. Yalnız zayıflama konusu sabır ve ciddi özen göstermek gereken, aynı zamanda da kişinin inanması gereken bir durumdur. Tabii aynı zamanda kişinin tahlilleri ve hormonal bir bozukluğunun olup olmaması da zayıflama sürecini çok ciddi anlamda olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Zayıflama ürünleri alırken öncelikle eczaneden almaya hassasiyet gösterelim. Çünkü bir eczacı eczanesine ürün alırken muhakkak o firmanın ve ürettiği ürünün doğru GMP koşullarına göre üretildiğini, doğru sertifikalara haiz olduğunu denetler. Bu sebeple halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir ürünü eczanesine almaz. Zayıflama ürünlerinde de birçok sibutramin gibi ya da daha farklı stimulantların, metabolizma hızlandırıcıların kullanıldığı ama doz ayarı yapılmadan kullandırılıp sonrasında da çok olumsuz hatta ölümle sonuçlanan sonuçların olduğunu sürekli duymaktayız. Bu sebeple içeriği doğru şekilde ayarlanmış ürünlerin, doğru şekilde iddia ettiği gibi içeriğinde doğru içeriklerin olduğuna dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte bu ürünlerin alerjen, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermediğinden de emin olmalıyız.